Baksana önüne ahıyar! Sakma kız, şarmuta! Dökülme öyle, dur! Dökülme, şarmuta! Amma dağıttın kendini be! Yürü! Çakmağında çakmıyor ha yeğen. Neremiz çakıyor ki? Senin memleket neresidir yani? Buralıyım, Eceabat'tan. Ben de Diyarbakırlıyım, Çermik'ten. Bizim de şu garip leylek gibi kanadımız kırılmış, kalmışız gurbetlerde. Bir amele pazarı daha var. Buranın yerlileri oraya gider. Sanki Türkiye değil Almanya. Yerli iş, yabancı işçi. Yerlilerin gittiği amele pazarına niye gitmedin ki? Pazara ilk çıkışım, ilk. Belli, alışırsın ama. Hepimiz senin gibiydik ilk çıkışımızda. Utana sıkıla bakarsın etrafına. Zannedersin ki kılığı her kalantar adam iş veren. Sen de müşteri bekleyen bir malsın sanki. Kerhaneye gittin mi sen hiç? Biraz da öyle işte. Öyle bakarsın gelenlere, öyle. Aman yunağım. Bırakın efendi sizi. Almanya'da ona mezar olur inşallah. Siz karışma İsmail abla. Karışma. Can benim diyeyim ister, atarım ister. Bırakın beni. Bırakın beni. Adamın içi nasıl da bir hoş oluyor Tuna abi. Bize ne fayda be Rifat? Kaç gündür bir lokma ekmek geçmemiş bu ağzımızdan. Gelip kucağımıza otursa ne olur ki? Sizlerde hiç utanma, hiç insanlık yok mu be? Sinemamı seyrediyorsunuz. Aklınız fikriniz baldır bacakta ha? Utanın be. Bizim de anamız babamız vardı. Bizim de kocamız vardı. Yok mu sizin ananız bacınız ha? Yok mu sizin karınız kızınız? Ne biçim erkeksiniz siz? Hadi yürü. Bırak lan abi. Hey, bana 5 kişi lazım, 5! Tamam, tamam, yeter, 5 kişi. Gördün mü bizi nasıl avare etti bu gariler da? Çıkmasalardı balkona, Belçim daha işe gitmiştik. Öyle değil mi Abdullah abi? Bilmem, aklım ermiyor artık sağ. İki dostu sok kaldırılacak, 4 kişi! Ver gel abi, ver gel abi. Ver gel abi, ver gel abi. Ver gel abi. Ver gel abi. Abi. Ben de niye durdun lan hiç? Ne istiyorsun lan? Bırakın! Çocuk musunuz be? Kavga edecek ne var? Önümde durmasaydın ben işe gitmiştim diyor. Akıl işte, işine neden engel olayım ki? Sıkıntı bunalım, başka nedeni yok. Bırak lan, ben ona soracağım! Ona soracağına! Yani... Siz deli misiniz, nesiniz ya? Allah vekil siz! Uy, herkes birbirinden kavga ediyor Abdullah abi. Bugün de iş bulamazsak vallahi yandık. Acımdan takatın tükeniyor. İnan 4 gün öldü, ha bu midem hala bomboş duruyor.
Oy, hamsi kafalı. Seninki boş da benimki dolu mudur? Hem karnın boştur, hem de aklın karıda kızda. Bu ne iştir böyle? Abi, karı başkadır, onun da yeri başkadır da. Karı ayrıdır, karın ayrıdır. Üç kişi lazım bana, hele kanalizasyonum temizlenecek. Ben geleyim abi. Ben bu işi iyi bilirim. Çok hele temizlemişim. Baştan konuşalım, 200 liradan fazla vermem. İşimi beğenirsen 3-5 fazladan veririz. 3'ü 5'i yok. Yol yapma şimdiden. Sen gelme, başkasını bulurum ben. Tamam be, tamam, 200 oldu. Geç öyleyse bu tarafa, geç. Gene bok içindeyiz bugün, kurtulamadık. Kafana uygun 2 kişi daha al yanına. Beni de al. Ha ben necine duruyorum ki, bok temizlemek değil mi? Abdullah lan biz de gelelim. Bok üstüne bizden iyisi var mıdır? Mustafa, gel lan. Ben de gelelim arkadaş. Süleyman sen de gel lan, boha gidiyoruz, boha. Boha bir iki, boha bir iki. Yok. Uğraşma boşuna, çakmaz. Akbaba, namussuz. Ölü suçlusu. İyi bak, iyi tanı bu ördü kırığı yeğenim. Nasıl ki bir akbaba anlar ölecek hayvanı, keçiyi, kuşu, ha babam döner etrafında, bu namussuz da aynen öyledir. Her sabah gelir, oturur şu kahveye, iş bulan gider, bulamayan kalır. İşte o zaman bu ırzı kırık çıkar piyasaya, dolanır iş bulamamışların etrafında. Allah seni inandırsın, kaç zamandır gözü bu yüzükte namussuz. Bilmeyen de der ki, bak bak adamın parmağında bir okka yüzük. Amma ve lakin bilmezler ki kefen paramızdır bu bizim. Gurbet adamının son ümididir. On beş kişi lazım, yemeğe 200 lira. Durun, durun be! Ne saldırıyorsunuz? Ben 15 kişi istedim. Açmaz kamyonet hepinizi. Girin! Alacaklarımı ben seçeceğim, ben! Girin! Şu ayakkabımın tekini alsana kardeş! Girin be, girin! Taşımaz hepinizi! Ben istedim 15 kişi istedim. Yediniz mi sizi attırmak mıdır? Ne diyorsunuz be? Abdullah abi, bırakma beni hamuruya! Çıkalım mı da ben de bineyim, yapma! Lan görmüyor musun? Ben biraz zor durayım bunu hamuruya! Sen nereye çekeceğim ulan? Bırak şu elimi! Abdullah abi! Bana kızsız olduğunu bilirdim ama bu kadar olduğunu bilmezdim. Etme de! Rıza, gelsene be oğlum, bok mu var orada? Adam ölmüş be, kafası patlamış. Yürü yavrum. Artık acıkmayacak. Hiç acıkmayacak. Açılın be, açılın, ne var, ne oldu? Bir adam kamyonetten düşmüş. Kamyonet mi, ne kamyoneti? Bir kamyonet, işçi götürürken. İşçi mi bu? İşçi. İşçi ha? Gören var mı? Nasıl oldu? Vallahi ben görmedim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Vallahi ben de yeni geldim, görmedim. Bu kadar adam... Belki dükkancılar görmüştür. Nereden görecek dükkancılar? Biz de sizin gibi gürültüye çıktık. Bir gazete sabah sabah... İnşallah bozulmasın. Başına gidelim, hadi gidelim. Ben deneyim abi. Eli ısırılmış bu adamın. Kim ısırdı bu adamın elini? Kenarlarına taş koyun, rüzgar ısırmasın. Gördün. Polis nasıl da buldu suçluyu. Kim ısırmış bu adamın elini? Hey koca Allah'ım, sen görüyorsun ağlamızı. Şöyle bir depren. Dur de, yeter de be! Başka ne diyeyim? Bugün işlerin tadı yok. Yağmur belimizi büker, kırar işimizi. Sen yine buralısın. Yatacak bir yerim var. Kuru ekmek bile yesen kimse bilmez derdini. Gurbet adamına zordur işsiz. Parklarda yatarsın kovarlar. Garajlara gidersin hırkız sanırlar. Önümüz kış, yağmur, çamur, kış zor, dayanılmaz. Dört kişi lazım.
Boşaltılacak çimento var. Sen gel. Sen de gel, sen de çık şöyle. Gel, gel. Daha dedi lan. İkiniz şöyle durun. Sen gel. Gelin benimle. Sormayı unuttum. İçinizde tahsilli olan var mı? Okumuş yazmış yani. Ben varım. Lise birden ayrıldım. Sen kal. Sen tahsillisin. Nasıl olsa daha uygun bir iş bulursun kendine. Hey sen. Sen sarı bıyıklı. Geçmiş olsun. Ne oldu sana? Tıkanıverdim birden. Şimdi nasılsın? İyiyim. İyiyim ya. Pek de iyi değilim hani. Sen ne yaptın? Bulamadım bir iş daha. Benim yerime koşuşturuver azıcık. Şöyle kendimi toparlayana kadar. Ne gereği var be ya? İdare ederiz biz. Hepimizin başına gelir bu. Belki yarın da ben düşerim. Belli mi olur bu iş? Korkum siz değilsiniz. Korkum ağadan. Bilmez misiniz suyunu? Attık deyiverir. Gelsin, gelsin. İsmail gelsin benim yerime. Çok darlandım. Hey koca Feyyat. Keyfin beyde yok vallahi. Yatmışsın. Oh, oh! İyi vallahi. İyi. Ben senin yerinde olsam eve gider yatarım. Geçer. Şimdi geçer. Şurada bir yere uzanırsam biraz geçer. Amma da inatçı bir adam yahu. Eve de gitmiyor. Müstahak pezevenge. Feyyat istediği zaman eve gidemez. Gitse bile kapının önünde süpürge varsa eve giremez. Ne süpürgesi be? Feyyat dışarıda, karısı kızı içeride çalışırlar. Bilmiyor musun? Bunlar böyle. Anla işte. İki başlı. Karı adam alır eve. Adam aldı mı kapı önüne süpürge koyar. Ola ki Feyyat zamansız geldi. Ola ki evdeki iş uzadı. Ama süpürge kapıdaysa Feyyat anlar işi. Hemen döner. Giremez eve. Bırak ölsün pezevenk boynuzlu. Almayın adamın günahını be. Bu kadar da atmayın. İnanmıyorsan götüreyim seni bir gün. Paraya kıyarsan. Piyango, 4 milyon, 4 milyon. Çekiliyor, gidiyor. Nasıl oldu? Tadım yok. Tepeye niyetlisin galiba ha? Ağzını ayrı aç be. Bugünlerde herkes tepeye tepeye diyor. Dinlensen birkaç kişi. İyi olur. Nimet abla baksın sana. Niye öyle baktın? Hiç. Kışta geldi. Göz nuru, el emeği, hatıralık, hediyelik eşya. Handmade by Fresners, bits okay? İngilizce bilmiyor musunuz? Almanca bilir misiniz? Nesiniz siz? Hangi millettensiniz? Bırak Funking Fon'u da ne istiyorsun onu söyle. Türkçe biliyor musunuz? Git işine be kardeşim. Dalga mı geçiyorsun nedir? Sigara alırım, yabancı içki, hediyelik eşya... Git lan, hoş! Nedir be? Her yanı köpek var. Almaz, almaz. Kağıt para almaz gülsün, bozuk para olacak.
Kız Gülsüm, ne zaman geliyor senin akrabalar Bulgarya'dan ha? Dilekçe yazdım hükümete, gelecekler. Bir aya kalmaz gelirler. Ya gelmezlerse? Bir dilekçe daha yazdım. Var mı akrabalarından bir dul evlensin benimle? Akrabaya ne lüzum var be? Evlen gitsin Gülsüm'le. İşi de fena değil, her gün var elli. Sen de dört balık tutarsın, tamam işte. Çevirmeni gene yapmışsın beni oraya ha? Kapmışsın bir şeyler. İşler kesat, çoğu. Hesapları kitapları ortada bırakıp gittim ben oraya. Nuri iş bırakmadı bize, işleri büyüttü. Oo, arzu halci, muhasebeci, tüccar, turist rehberi. Ne de sarhoş. Gittim de nereye gittim be fare? İşler tatsız. Senin İsmail'in gözü turistlerde Nuri. Belki bir beğenen daha çıkar diyor ama o iş bir kere olur değil mi? Fırsatı bildin bildin, bilemedin mi avucunu yalarsın. Onun yerinde başkası olacaktı. Çocuk mocuk, karı kız dinlemez giderdi. İsmail insan adamdır be. Ne demiş Alman'ın karı? Gel demiş, gel be. Görür görmez vurulmuş İsmail'e. İsmail de İsmail de o zaman. İsmail yeni evli o zaman. Karısı da hamile. Karısını seviyor üstelik. Gözü de bir şey görmüyor. Alman karı üç gün kalıyor burada, ısrar ediyor. Yok diyor İsmail, dünya bir yana, karım bir yana. Eli gün tersiyle itiyor her şeyi. Alman karı zengin, Alman karıda paran ne böyle? İsmail de akıl ne böyle? Karısını seviyormuş sersem, bu devirde sevgi ha? Müstahak İsmail'e, her şeyin müstahak. Daha beter olsun. Bakma, fazla bakma, kaçırdın o fırsatı bir kere. Bakarsın ya, daha çok bakarsın. Ah, ben ne enayilik ettim der yanarsın da artık çaresi olmaz. Gel, gel bir bardak şarabımı iç. Miden bayram etsin, gel. Başka zaman. Gel, gel, şaraplar benden. Sen git, benim tadım yok. Hadi, iyisin gene. Köşeyi dönmüşsün, fileyi doldurmuşsun. Bu devirde en büyük erkeklik fileyi doldurmak. Fileyi doldurdun mu gerisi kolay. Merhabalar. Gelmiyorsun be İsmail. Kaç zamandır göremedik yüzünü. Nasıl gelelim ki? Kolay mı gelmek? Gelmek kolay, gelmek kolay ama çıkmak zor, çıkmak zor. Safve, Recep dayıya bakıver, şarabı bitmiş. Bozma kafanı, iyi olur be İsmail. Dün doğmadan neler doğar, bakarsın. Ne bileyim yani, hep böyle gidecekti ya. Bekle bekle, yakında piyango vuracak. Hem de en büyük piyango vuracak. En büyüğünden vazgeçtik. Amorti bile vurmuyor be, amorti. Piyangoya ne lüzum var be? Nuri aldı bir daktilo ki. Daktilo eski meski. Çanakkale Savaşı'ndan kalma gemilere benziyor ama boş ver. Bir yıla kalmaz o daktiloyla Ece Abaz'ı hepten satın alır Nuri. Niye olmasın be? Topal Bahtiyar buraya geldiğinde nasıldı be? Bir pantolon vardı adamın götünde. Bir iplik çeksen 40 yama dökülürdü. Yamalı bir pantolon. 10 lira para, bir de daktilo. Böyle iniyor kasabaya Topal Bahtiyar. Adamın en büyük silahı daktilosu. Ve beyni. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. 10 sene sonra teslim alıyor herkesi. O Bahtiyar, sense Nuri. Adamın adı üstünde, Bahtiyar. Bahtiyar'ın her kuruşunda binlerce yetimin hakkı var be Nuri. Yetim hakkı üzerine kazanılan servet, adama hayır mı getirir? Bırak yetim hakkını ver Rüstem. Nuri'ye bak. Dedi ki bırakın yetim hakkını, helal. Helal. Bravo Nuri Bahtiyar. Yaşasın Bahtiyar Nuri. Gülün, gülün, siz gülün. Adam iş biliyor be, iş biliyor. Sizler gibi ayakta uyumuyor. Bilmem nerede zabıt katibiyken buraya sürülüyor. Adam sürgün. Dava vekiliyim diyor. Çöküyor köşeye. İlk dilekçesinden aldığı para 10 lira. Bahtiyar olmak 10 lirayla başlıyor. Bir pantolon, 10 lira para, bir de daktilo. Daktilo adamın silahı. Çalışıyor, didiniyor. 7 çocuk var Bahtiyar'ın başında. 7 çocuk, 4'ü de kılıç. Kılıç gibi dalıyor ortalığa. Çok geçmiyor, tapu, kadastro, şu, bu. Bahtiyar egemendir artık. 43 dönüm tarla kapıyor ilk ağızda. 2 yıl geçiyor, tarla 2000 dönüm. Yıl 1976. Tarlalar 41 dönüm. Ya,
Evler, arsalar, bankalarda para, sıra sıra büyük adamlar, herkesin ağzı açık şaşkın. Bahtiyar çekiyor bayrağı burçlara. Herkes teslim. Dedik ya, onun adı Bahtiyar, seninki Nuri. Siz gülün, gülün ya. Çok değil, 2-3 yıla hepinizi teslim alacağım. Kapıma geleceksiniz. Para, para, tarlanız, donlarınız, kayığınız ne varsa. Donlarınıza kadar alacağım be, donlarınıza. Hepinize de hatırlatacağım bu hahahileri. Nur abi, Nur abi, bir köylü geldi. Dilekçe yazdıracakmış. Dilekçe mi? Ama yetiş Nuri, yetiş, kaçırma. Niye o köylüyü kemir, et bırakma üstünde. Tarlasını da al, sakın ihmal etme. Sen işini bilirsin Nuri. Gel, gidelim İsmail, gel. Defterlere sonra bakarım Fahri. Anlıcan kattı bizim tarlayı kendi tarlasına, göz göre göre. Sınır mınır tanıdı yok beyim. Vallahi şaşırdım ne yapacağımı. Anladım, gerekeni yapacağım. Sana öyle bir dilekçe yazacağım ki yani. Yarın sabah gel al dilekçeni. Şimdi yazsan olmaz mı? Köye gitmem zor da. Kime gidersen git. Kimse hemen yazamaz sana bu dilekçeyi. Düşüneceğiz, bir formül bulacağız. Kitap karıştıracağız. Öyle hemen yazılır mı ki? Maksat senin paranı almak olsa, hemen oturur çiziktiririm bir dilekçe. Maksadımız iyi olsun değil mi? İş görülsün. Sağ olasın. Herkes sizin gibi olsa, borcumuz... Senin için 100 lira. 50'si şimdi, 50'si de dilekçeyi verdiğim zaman, yarın. Sabah gelirim. 9'da. Şimdi de yazabilirdin dilekçeyi. Hemen yazıp versen olmaz. İşi zor göstereceksin ki anla. Topal Bahtiyar böyle yapmış. En ufak bir iş yapsa bile önemsettirmiş çevresine. Bahtiyar olmayı aklından çıkar Nuri abi. Bahtiyarlık bir kere olur. Neyse kuralı, biz de onu yapalım. Bahtiyar olamayız belki ama hayatımızı kurtarırız. Sinan abi bir kağıt istiyor. Sinan abinin kağıt istemesinden de bıktım be. Bir kağıt, 1,5-2 lira al. Hadi. Bahtiyar bu memlekete geldiğinde... cebinde 10 lira vardı. Ve bir daktilo. Bahtiyar olmak zor abi. Bugün Arabalı'da bilet satıyorlardı. Milli piyango. Alacaktım. Sonra düşündüm. 100 binlerce bilet satılıyor. 100 binlerce bilet içinde tek... bir tek büyük ikramiye. Bahtiyar olmak da öyle, milyonda bir ihtimal. İhtimal ama... Bahtiyar kaçakçılıktan pezevenkliğe kadar her şeyi yaptı. Başkalarının malını, mülkünü kitabına uydurup gasp ederken eli titremedi. Yüreği sızlamadı. Kendisine yararlı olmayan hiçbir şeye yüz vermedi. Hangi parti iktidardaysa onun düdüğünü çaldı. Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu oldu. Kim dardadır, zordadır kolladı ve ezdi. Kimine yalanla, aldatmayla... kimine şiddetle, zorla yaklaştı. Ankara'lara taşındı. Cebinde her kapıyı açacak kartvizitler. Defterinde büyük adam adresleri. Hepsinin anahtarını buldu. Kimine karı taşıdı, kimine oğlan, kimine kulambara. Rüşvet, haraç. Kaşıkla verdi, sapıyla gözünü çıkardı. Borç verdi. Borcunu zamanında ödemeyenlerin evlerini, arsalarını, tarlalarını aldı. Hem de kanun yoluyla, polis zoruyla, icra yoluyla. Biz de yapabiliriz. O ne yaptıysa, her şeyi yapabiliriz. Bana öyle ters ki... tencereyi kaynatmak, eve ekmek götürmek bana yetecek. Bu bile o kadar zor ki, kahramanlık. Senin ev derdin yok hiç değilse. Tek başına bir adamsın. Tek başına. Akşam oluyor, gidecek yerim yok. Neresi iyi bunun? Kutsiye'yi gördüm bugün. Bir otel balkonunda. Sarhoş, intihar etmek istiyordu. Gebersin. Kardeşinin karısıydı. Bana ne? Kardeşimden bana ne? Ben onların bekçisi miyim? Ben Nuri'yim, Nuri. Ben kendimden sorumluyum. Daha benden ne istersin?
İngiliz, 05 ince yazı. Üstün kaliteli kolonya. Leda. Limon, lavanta. Leda. Nerede lan? Nasılsın bugün? İyisin, iyi. Annen nerede kızım? İlk bir kaşık getirdin. Bir de şeker kutusunu. Kim geldi? Kimle konuşuyorsunuz? Babam geldi. Büyük anneme yoğurt getirmiş. Babam kavun da getirmiş. Bana da şeker getirmiş. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun öyle? Dişin mi ağrıyor? Ne gargarası bu? Gene mi bademcikleri? Ne pişiriyorsun? Ne güzel de kokuyor. Sarımsaklı bir şey galiba ha? Ne kokuyor böyle? Yemek değil mi? Sarımsak sirke. Allah Allah! Sarımsak sirke kokuyor başın. Annem başına sarımsak sürdü, sirke sürdü. Gerçekten sarımsak sirke. Niye yaptın bunu Naciye? Hani kalktı, hani kalktı! Annem sana küsmüş. Niye küsmüş? Ben bir şey yapmadım ki. Gerçek mi? Yine mi küstün bana? Naciye, sarımsaklı güzelim, sirkeli güzelim benim. Niye küstün? Soluk al, soluk! Boğulacaksın! Ne dedin? Soluk al dedim, soluk! Yavaş yavaş ye, boğulacaksın! Arkandan atlı gelmiyor! Bitti, bitti, yeter! Kaseyi bırak, onu da yeme! Başladın yine dansa! 70 yaşına geldin, ya hala bırakmadın şu dans etmeyi. Ya, otur sen, otur, ben götürürüm, bırak. Vazgeçemedin şu huyundan gitti. Ne zaman tartışsak hemen küsersin, günlerce. Çocuk musun sen? Küsmek de ne oluyor? Anlayamıyorum ki seni. Biz burada ekmek bekleyelim, sen git şarap sıkkınlan, öyle mi? Nuri abiyi gördüm. Almancı Recep'in kardeşi, o ısmarladı. O ısmarlamış. Ya daha gençli dişim yine kaldı. Gözlük de alamadınız. Ne diyorsun, anlamıyorum ki. Ne diyor, sen anlıyor musun? Dişimi diyorum, bak! Bak, bak, dişlere bak, ha! Anlamıyor sanki. İşime gelmiyor desene. Bu kişiye söz vermiştin, hani ne oldu? Hepsi toplamış. Ağzımın içi yara oldu. Sen niye diş istiyorsun biliyorum ben. Senin derdin yemek falan değil. Senin aklın fikrin kocada, kocada. Aman ben ne diyorum, kendi ne diyorum. Gülersin ya, hoşuna gitti değil mi? Ne zaman yaptıracaksın benim dişimi? Bahara, bahara! Bu sefer söz. Şöyle, parası çok, aklı kıt, ömrü az bir koca bulacağız sana. Öyle değil mi? Dalga geçme kadınla. Hep aynı şaka, aynı soğukluk. Öf yani, öf, öf! Baba.
boşuna sevinme. Birkaç gün sonra kırık kumbaranı alır paranı gene içinden. Boşuna sevinme. Söz verdi babam. Bir daha kumbaramı kırmayacak. Değil mi babacığım? Kırmayacağım kızım, kırmayacağım. Babanın sözüne güvenilir mi be? Hangi sözünü tuttu ki onu da tutsun? Bari! Kaçtı namussuz hayvan! Nereye gitti bu ya? Dur! Burada! Muammer abi seni çağırıyormuş, gelsin 5 dakika demiş. Sevdiğimi bilirsin. İsteyerek kırar mıyım kalbini? Peki, hata ettim. Bağışla beni. Sana bağırmamalıydım. Ama biliyorsun durumu. Bugün amele pazarına gittim. Durumlar o kadar kötü ki. Kimse kimsenin derdine ilgi duymuyor. Herkes herkese kapalı. Kayıtsız. Kutsiye'yi gördüm. Eski komşumuz. Hani bundan 2-3 yıl önce evlenmişti. Kocası Almanya'da Alman bir kadını. Onu gördüm bu sabah. Dövmüşlerdi. Mosmordu gözleri. Sarhoştu. Bir otel balkonunda. Kimsenin umurunda değildi intihar. İğrenç bir şey. Kadın kendini attı atacak. Milletin aklı kadının orasında burasında. Çıplaktı çünkü Kutsiye. Çır çıplaktı. Sen de baktın tabii. Baktım. Doğru. Ama nasıl baktım? Neler düşünerek? Sonra Akbaba. İnsanları darda boğmaya çalışan Akbaba. Akbabalar. Naci, anam. Dön bana konuşalım. Çevremiz Akbabalarla sarılı, inan. Kim dardaysa onun kapısına dikiliyorlar. Onları darda boğmak, zorluklarından yararlanmak için. Bohçacı Hatice de böyle bir insan. O kadın bir baykuş. Dün akşam onu burada görünce kan beynime sıçradı. Naciye, anam o kadın bir felaket habercisidir, inan. Kim dardadır, kimin evinde geçimsizlik var, kimin evi huzursuz biliyor o kadın. Hemen damlıyor o eve. O kadın bir eve girdi mi, ayağa bir kere alıştı mı, bil ki o ev çöker Naciye. Anam, o ev çöker. Ana kızmamın nedeni buydu. Ne işi var o kadının evimizde? O kadın bir baykuş. Biliyorum. Senin bir kabahatin yok. Bir kötü niyetin yok. Zaten olamaz da. Fakat alıştırma ayağını. Onun niyeti incik boncuk satmak değil. Onun niyeti başka. Verecek sana ne istersen, borçlandıracak, sonra da düşürecek. Biliyorum sen de güzel şeyler giymek istersin. Hakkın da bu senin. Ama durumumuz ortada. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Soygun yapmayı bile düşündüm, inan. Ama gözüm kesmedi. Ya başaramazsam, ya yakalanırsam dedim kendi kendime. Naciye, anam, hapishane kapısı beklemek zordur. Hele yoklukta, aç, perişan. Anlıyorsun beni, değil mi? Seni Muammer abi. Belediye ile anlaşmış.
Başıboş köpekler zehirlenecekmiş. 3-4 gün sürermiş iş. Yapmasan? Mecburum be anam. İş, çok ki iş. Niye sürdün bu sarımsağı sirkeyi? Saçlarım dökülüyor. Sirkeyle sarımsak iyi gelirmiş. Hep sıkıntıdan. Yaz geçti, pamuk topladık, çapaya gittik, çalıştık. Odun kömür bile alamadık. Ne yapacağız? Kış geldi, ne üstümüzde var ne başımızda. Teyp de alamadık. Annemin dişlerini de yaptıramadık. Gözlük de alamadık. Kör olacak kadın. Evi de onaramadık. Kireçleyebilseydik bari. Dam desen dam da öyle. Akacak yine bütün kış. Kirayı da arttıracaklarmış. Kız okula başlayacak. Ne defteri var, ne çorap, ne önlük, ne bir şey. Annemin işini halletseydik iş değilse. Destek olurdu bize. 3 aydan 3 aya mı ne? 7 bin 8 bin mi ne veriyormuş hükümet? 65 yaşını doldurmuşlara veriyor hükümet maaşı. Anne nüfusta gösteriyor 63. 2 yılı daha var. Diyorlar ki kemik muayenesi yapılırsa olur. Bir de mahkeme açılmalıymış. Yaşı büyütmek için. Ben bir daha konuşayım Nuri abiyle. O bilir. Akacak yine de. Durumumuz her gün daha kötü oluyor. Hiç aklım kesmiyor ki düzelsin. Babamla konuşacağım. Hissemi versinler beni. Satarsak hisseyi elimize geçer birkaç kuruş. Senin hissene ne düşer ki? Hepsi 30 dönüm tarla. Hiç yoktan iyi değil mi? 1-2 ayıbımızı örter. Sana teyip de alırım. Kışa giyecek. Annenin dişlerini yaptırırız. Gözlük alırız. Odun, kömür, kışlık yiyecek. Havalar düzelirse tamı da onarır. Gün işe giderken bir teyip gördüm. Çok güzeldi. 9 bin lira yazıyordu etiketinde. İçim gitti. Korkuyorum. Neden? Bilmiyorum. Her şey daha kötü olacak diye korkuyorum. Naci, neyin var senin? Şaşırtma beni ya. Anam, neyin var senin? Neden ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun Naciye? Adamın içine kurt düşürme. Kurt salma. Nen var? Kötü bir şey mi yaptın yoksa? Anlat bana. Naciye. Bilmiyorum. İçim karardı. Bunaldım. Sıkıntısın. Kötü bir şey yapmadın değil mi? İyi olacak be Naciye. İnan bana. Korkuyorum ben anne. Ben de sizinle yatayım. Niye ağlıyor anne? Şimşekten mi korktu? Büyük annem de korkuyor. Dua okuyor durmadan. Okuyor ama anlaşılmıyor ki duası. Uyuyamadın mı? Rüya gördüm. Köpekler.
Çok mu irkiltici, itici? Bilmem ki, konuşuyorlar işte. Bazı insanlar görüyorum. Köpeklerin ölümüne çok üzülüyorlar. Ama aynı insanlar biliyorum ki insanların sokaklarda öldürülmelerine hiç üzülmüyorlar. Ama hiç. Kedilere üzülürler, köpeklere acırlar, kuşları severler. Ama insanlara gelince... Ah be Naciye'm, çalışmak zorundayız. Sonra zararlı değil mi bunlar? Geçenlerde ısırmadı mı bir çocuğu? Kuduz olmadı mı çocuk? Ben bir şey demiyorum ki. İsmail değil mi o gelen? Kolay gelsin, kolay gelsin. Hala bitirememişsiniz işleri. Oğlum. Yardıma geldim. Kolay gelsin. Aa, ter içinde kalmışsın. Önemli değil, bir şey olmaz anacığım. Hasta olursun. Dur bir şeyler alayım. Babam hiç yüz vermiyor bize. Pamukları toplayıp gittiniz ya, kalmadınız ya. Erken gittiniz diye kırık biraz. Yağmur da mahvetti bizi. Kolay gelsin baba. Çalışmaktan gözünüz dünyayı görmüyor. Ne var, ne istiyorsun? Yardıma geldim. Yardım? Bırak sahtekarlığı. Niye geldin? Var senin bir hesabın. Ne hesabım olacak be baba? Vardır, vardır. O kadar yolu sen boşuna tepmezsin. Yardım düşünen adam işler diz boyuyken bırakıp gitmezdi. Gelirken izin aldın mı karından? Söyle, seni dinliyorum. Kısadan anlat. Bizi avare etme. Daha çok işimiz var. Bir ricaya geldim. Biraz borç para isteyecektim. Ha? Borç para? Benden? Ben banka mıyım yoksa tefeci Akif mi? Ne parasıymış bu böyle? Ne parası olacak? Borç işte. Babam değil misin? Darlandık, dara düştük. Kime gideyim? Kime gidersen git. 12.000 lira verdim. Daha 20 gün olmadı. Bütün yaz sana çalıştık. Gırtlağa kadar borç içindeydik, biliyorsun. Kimsenin yüzüne bakamaz olmuştuk. Onları kapattım.
Odun kömür bile alamadık eve. Önümüz kış. Senin önün kış da bizimki yaz mı? Bizimki de kış. İşte bulamadım. Belediyeye girmiş dediler. 3 günlük işte o. Köpekleri zehirleyecek duruma düştüysen... yani. Elin adama adam öldürüyor, öldürtüyor, sesiniz çıkmıyor da... ...ben köpek zehirlemişim, çok mu görüyorsunuz? Kemişe ne gerek var bir İsmail, oduna kömüre ne gerek var? Adamın karısı güzel olduktan sonra... ...hayaz olmuş şakış, ne fark eder? Ne demek istiyorsun ki sen? Allah işte. Elin karısı kızı tarlada kırda çalışır... ...zeytine gider... ...hiçbir şey yapmasa çalı çırpı toplar... ...seninki de aynaya bakar. Niye? Naciye'de çalışmadı mı bütün yaz? Gördük pamukta. Saçını toplamaktan pamuk toplamaya vakit bulamadı. Baba bu manyağın aklıyla nasıl yürüyorsun anlamıyorum. Milletin diline düşmüşsün be. Ne diyorlar kulağın duymuyor mu? Ne diyorlarmış ki? Karının canı sıkılıyormuş da evde... ...oyalansın diye teyp arıyormuşsun. Canı sıkılan kadar her bir boku yer. Sibiryalı'nın teyfeyi bilin. Karısı kaçmasın diye bir teyp aldı fukara. Evde canı sıkılmasın, oyalansın diye. Karı şoförle kaçtı. Üstelik giderken de teybi beraber götürdü. Belaya mı geldin, ne istiyorsun? Neler konuştuğunu duymuyor mu kulağın? Naciye senin gelinin değil mi? Götürüne söyledi ki, neden koşuluyorsun? Ne söyledi ha? Bocunuyorum ha? Bırak beni be! Allah senin belanı versin, bunamışsın! Nedir bu sizin yaptığınız be? El aleme rezil olacağız, düşman mısınız? Bilemiyorum ki ana, dost mudurlar, düşman mıdırlar bilemiyorum ki. Gittin, babasız büyümüş bir kızı aldın. Babasız büyümüşse kızın suçu ne? Ne yapmış, bir şeyini mi duydunuz? Baba olup da bir düğün mü yaptın, takı mı taktın? Bir çul mu serdin evimize, ne yaptın? Bize mi sordun evlenirken? Gittin, aldın, getirdin. Ne çeyizi vardı, ne bir şey. Kız almak kolay mı? Evlenmek kolay mı? Size kalsa bekardım hala. Sen niye evlenmedin ha? Kız kendi ayağıyla gelmişse suç mu istedi? Sevmiş beni gelmiş. El alem gibi bilezik mi istedi? Baba parası mı istedi? Ne istedi? Babası yoktu ki baba parası istesin. Manyak manyak konuşma, kızdırma kafamı! Sana kız mı geldi ne geldi? Terbiyeli konuş! Yapmayın! Bırakın bu işleri! Allah'ım! Allah'ım! Anlaşıldı. Sizinle konuşulmaz. Uzun sözün kısası verin benim hissemi. Ne düşüyorsa hisseme verin. Ne hissesi be? Hissende ne oluyor mu senin? Daha ben ölmedim. Kurele! Tarla! Her çöpünüzde, her karış toprağınızda emeğim var benim. Hah, emeği varmış. Başlatma şimdi emeğinden de sümüğünden de. Herkes bir emek lafı tutturmuştur gidiyor. Ne emeği be? Yoksa sen de mi komünist oldun? Baba, anla beni. Yardım et bana. Perişanım. Durumumuz çok kötü. Zeynep de okula başladı. Önümüz kış. İşsizim. Herkesin karısı kızı çalışıyor. İş mi yok? Ama beyimiz kıskanç. Hem aç, hem kabadayı. Hem kel, hem fodul. İsmail, yapmayın! Yapmayın! Allah! Allah'ım! Yapmayın! Sen girme oraya! Durma! Birbiriyle kavga eder, siz birbirinizi düşün! Düşman mısınız be? Baba oğla vurur mu? Ben sizi kavga edesiniz diye mi doğurdum? Birbirinizin kafasını, gözünü yarasınız diye mi doğurdum? Sizin birbirinize ettiğinizi düşman etmez be! Düşman! Düşman! Ha, ha, ha.
Yapmada dalmışsın ha Nedim abi. Hani ya şu sünnet alayını görmesem, sadece yüzünü görsem sanırdım ki bir cenazeye bakıyorsun. Öyle be Nuri. Bu şenlikler, bu alaylar öldü artık. Ancak zenginler, o da eskiye bağlı olanlar böyle gezdirebiliyorlar. Eskiden fakirler de gezdirebilirlerdi. Şimdi nerede? Şimdi mevlüt okutuyorlar. Kesiyorlar. Tamam, bitti iş. İşler kötü ha. Geçen seneye nazaran işler biraz daha keser. Bu sene hemen hemen boş kaldılar. Sıkıldılar yani oturmaktan. Eskiden düğünlere cumadan pazarlık yaparlardı. Cumadan giderlerdi. Şimdi yalnız pazar günü istiyorlar. Çalgıcılar da eksik. Sünneti bir gezdiriyor, içki veremiyor. Rakı fiyatlarında bir artış var, güç yetmiyor. Para yok ki. Neden böyle oldu bilemiyorum ki. Biz her şey daha iyi olacak derken tersi oldu. Milletin hali nasıl, iyi mi, kötü mü? Vallahi biz çalgıcılardan anlarız. Bak, çalgıcılar boşsa, oturuyorlarsa bileceksin ki milletin hali iyi değil. Demek ki para yok. Para olsa çalgıcı çalar. Çalgıcı çalıyorsa demektir ki işler iyidir. Bak Bahtiyar'a sünneti İstanbul'dan, Ankara'dan orkestra getiriyormuş. Ünlü artistler, ünlü şarkıcılar davet etmiş. Bu pazar şenliğe bak sen. Fakir fukara artist göreceğim diye Bahtiyar'ın evinin önüne dolacak. Bahtiyar bu. Göster bakalım marifetini Şükrü. Almanlar görünce şaşırsınlar. Kolay gelsin be yav. Ne yaptın be? Nerede kaldın? Ancak bir klarnet, bir cümbüş, bir darbuka 1500 lira. Çok be. Değil. Gece 11'de elbise üzerinde. Aman ha, bizi Almanlara mahcup etme. Memleket meselesi. Olur mu be ya? Her şey iyi, hoş ya Nuri. Aramızda konuşuyoruz. Bu Almanlar bizden karı isterlerse ne olacak? Karı mı? Ha. Herifler horoz almaya mı geliyorlar, karı almaya mı? Öyle değil be ya o. Kafaları çekince hani, ister ya adam. Amalın karısıyla konuş, Nimet ablayla. Bizim İsmail'in karısı için ne diyorlardı? Ne diyorlardı? İyi göbek atıyormuş, şarkı türkü söylüyormuş düğünlerde. Düğünlerde kadın kadına herkes oynar, göbek atar, şarkı söyler. İsmail'le konuştun mu? Konuşacağım. Karısını da getirse mi acaba? İsmail arkadaşımız nasıl deriz? Olur mu? Ayıp olur. Şarap getir, Saffet. Yüzüne ne oldu, kavga mı ettin? Öyle bir devirde yaşıyoruz ki insanın babasından bile ayrı. Dünya menfaat dünyası, yeni mi aklın başına geliyor? Niye böyle oldu? Anlayamadım ki. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Kendine güveneceksin, kendine. Bunaldım. İyice bunaldım. Bak. Denize bak. İçim aynen böyle. Ama çaresizim. İşler çok kötü. Bildiğin gibi değil. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Naciye nasıl? Niye sordun? Sordum işte. Neden? Adamın evde huzuru yoksa hiçbir yerde olmaz be İsmail. Ne biliyorsun evde huzurum olmadığını? Bilmiyorum, olabilir, öyle düşündüm. Kutsiye'yi gördüm. Bak, anlaşacaksak seninle bana Kutsiye'den falan söz etme. İntihar etmiş manyak karı, çocuklar ortada kalmış. Bana ne etmeseydi? Onu bunu bırak sen, kendimize bakalım. İşin var mı bugünlerde? Yok. Cumartesi horoz şirketi misafirleri geliyor Almanya'dan. Bir Almanla iki Almancı. Almanya'da horozcular kahvesi açacaklarmış. Konukları iyi ağırlamak istiyor şirket. Bizden de yardım istedi. Her gün için 300 lira para verecek. Şirketin adamı rolü için 300 lira. İyi para. Hani filmlerde olur ya, bir adam kabadayıdır,
4 tane de figüran bulurlar onun yanına. Kafayı buldun, abartıyorsun durumu. Senin kafan bozuk. Her şeyi tersinden alıyorsun. Neyse be abi. Bir işe gider gibi kalkar geliriz. Köpek zehirlemeye gidiyoruz da ne olacak yani? Benim de bir işim var sana. Kaynanam var 70 yaşlarında. Ona nasıl maaş bağlatırız? Bir de tarla. İşsen. Seni hiç iyi görmüyorum be İsmail. Neyin var senin? Yuvam tehlikede abi. Çatırdamış. Yıkılmak üzere. Nasıl? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Sezinliyorum. Yuvam tehlikede abi. İşin kötüsü karımı da çok seviyorum. Çok. Anne, burnuna bir şey mi oldu? Burnunda? Burnum böyle olsa. Bak, yandan bak. Güzel değil mi? Elin hep orada mı kalacak? Kalır mı? Ameliyat yapıyorlar. Burun böyle oluyor. Hokka gibi. 5 senedir bir dişimi yaptıramadınız, bir gözlük alamadınız. Şimdi de burun mu yaptırıyorsunuz? Ne olmuş senin burnuna? Bok mu olmuş? Önce karnınızı doyurun, karnınızı. Kış geldi, bir bok yok evde. Zeynep! Pis karı, evlenecek adam bulamadı da gitti elini Almanıyla evlendi. Alman mı o geçer? Sünnetinmiş o adam, doğum mu? Ne o yüzündekiler? Ne oldu böyle? Dün akşam görmedin mi? Allah çarpsın, yeni fark ediyorum. Ne oldu? Kavga ettik. Kavga mı? Neden? Kimle? Babama gittim dün. Tarla için. Verin benim hissemi dedim. Yok dedi. Hissem ise yok dedi. Nuri abiyle konuştum. Babam sağken hissemizi alamıyoruz. Olmazmış. İşler iyi değil. Anne için bir dilekçe yazdırdım. Nuri abiye. Yaşını büyütmek için dava açacağız. Annenden büyük iki tanık derlerse ki evet bu kadın 70 yaşındadır, oluyor. Muhtardan da bazı evraklar var. Onları kovalayacağım bugün. Kimse halinden memnun değil be İsmail, kimse. Bizim için burada hayat yok dayı. Her taraf öyle be oğlum. Biliyorsun, benim oğlan Selim 3 yıldır İstanbul'da. Dün mektubunu aldım, çalıştığı fabrikada grev varmış. İşçiler greve gitmişler. Bilmiyorum, iyi mi yapıyorlar, kötü mü yapıyorlar? Benim bildiğim grev demek karşı durmak demek. Hakkımı verin çalışayım, yoksa çalışmam demek. Onlar ne yapacağını bilir be dayı. 3 kişi 5 kişi değil ki, koskoca fabrika. 400 kişiymişler. Baksana, bir 2 kişi olsa adam düşünür. Ama 400 kişi bunlar. 400 kişi ne demek dayı? Sonra Selim akıllıdır, okumuş adamdır, yanlış yapmaz. Haftaya gelebilirim diyor, öyle yazmış. Keşke gelse. Benim de niyetim gitmek İstanbul'a. Belki bir akıl verir bize. Kim bunlar? Yunanistan'dan gelmişler. Rum, o yaşlı adam var ya, zamanında burada oturuyormuş. Dükkanı mı ne varmış, gezmeye gelmiş. Ya. İsmail, neredesin be İsmail? 3 saattir yana yakala seni arıyorum. Hayrola? Gel, anlatacağım.
Adam ölmeden önce memleketimi dünya gözüyle bir göreyim demiş. Gittik sizin eve, evde kimse yok. Naciye'nin anası malum. Konuştuğu anlaşılmıyor ki kadının. Arabacı Muammer'in karısı sağ olsun, o ağırlıyor. Naciye neredeymiş? Bilmiyorum ki. Signor mi molisas briha. Kusura bakma Monsieur Dimitri. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kirye. Biz aynı. Ben doğum burada. Burada büyüdüm. Sonra Yunanistan'a gitti. Var 25-28 sene. Ben çok severim memleketi. Fakat çok kötü. Çok kötü olaylar oldu. Benim dükkan var. Yali boyunda. Güzel. Güzel bir dükkanıydı. Manifatura. Çok. Çok güzel. Camlı. Karşı karşıya idik. Biz iki dükkan. Biri benim, biri Salih. Salih, sakal böyle. Bir sabah idi. Sabah. Müşteri var dükkanda. Bir kız ve anası. Ben ölçüyorum güzel bir kumaş. Tas geldi. Nereden geldi? Anlamadım. Tas na böyle. Cam sangir. Adamlar doldular aniden. Anlayamadım bilem, kumaslar yerde, tüfekli makaralar yerde. Sürmedi bir saat. Dükkan yok yerinde. Her şey sokakta. Ben hastane. Gözümü açmak yok. Kapanmış. Gözüm na böyle. Yok vicdan. Çok tövdüler beni. Diyorlar ki namussuz, alçak, hain. Sonra anladım. Demişler ki var bir ayna Monsieur Dimitri'nin dükkanında. Tezgah altında. Bakar Müslüman kadınların bacaklarına aynadan. Bak, nerede ayna? Yıktılar dükkanımı, aradılar, aradılar. Yok ayna. Anlaşıldı sonraki yalan. Yalan ama benim gitti dişler. Gitti dükkan, kumaslar, tüfekli makaralar. Sonra gittim ben Yunanistan. Bıraktım her şeyi burada. Aklım burada. İlk başta zor Yunanistan. Benim memleket burada, burada. Yok benim isimde kötülüğü. Şurada rakı içerdik. Rakı çok güzel. Var Yunanistan'da da rakı. Ha, ama bizim rakı başka. Kafayı bulunca oynardık sırtaki diyet. Süleymana su yamena trapapap zriyatladı mı? Bunlar sana hediyemdir. Zahmet etme Kirye. Siz bizim misafirimizsiniz. Bizim size ikram etmemiz gerekirken. Yo. Almazsan olmaz. Biz dostuz, arkadaş. Kalbim kırılır. Hediyemdir. Al İsmail, al. Madem ki Mösyö böyle istiyor, al. Ayıp olur sana. Çok teşekkür ederiz Mösyö. Aslında almak istemezdik. Fakat çok ısrar ediyorsunuz. Siz kırılmayasınız diye. Bu da size hediyemdir. Oo, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hiç olmadı Bekir ye. Oldu. O kirios Dimitris poli mas digondane. Diyor ki Monsieur Dimitri çok anlatırdı burayı. Yani ben aklım fikrim buradaydı. Ki ego ton topo poli agapisa. O babas mu ehi dikio. Benim kız da sevmiş burayı çok. Diyor ki baba haklı. Tabi baba haklı, insanın doğduğu yer. Bebeğe eho vikio. O antropos ekipu yeni fikir. Ekipu megalose yine patribatu. O topostu. Benim memleket, ev, görmesem olmaz. Şöyle bir atraf fotoğrafı çektirelim dedim. Bir de hep beraber, anneyi de alalım. Hadi hanım, gel sen, gel. Siz de geçin, ben çekeyim. Es esperaste, ego tasos traviksor.
Έλα, έλα κορί μου. Εκείνος θα μας τραβήξει. Bir de bununla çektirelim. Böyle, şuraya bas, tamam. 5 dakika sonra resim hazır. Hangisin benim? Anlaşılmıyor dediğin, tane tane konuş. Bu resimde ben neredeyim seçemiyorum. Sen mi? İşte bu sensin. Göremiyorum ki, bir gözlük olsaydı belki. İyi çıkmış mıyım? Çok iyi çıkmışsın be analık. Çok güzelsin. Görseydim. Ne oldu be kızım? Kolay gelin. Ne zaman geldin? Az önce. Sen neredeydin? Bademciklerim şişmişti, Nimet ablaya kadar gittim. Çektirmek için. Ne işin var senin orada? Bilmiyor musun onun ne mal olduğunu? Bana ne? Her koyun kendi bacağından atılır. Bademciklerimi gösterdim, ben o kadar. Sen deli misin, nesin? Ben kendim taşımasını bilmez miyim? Acısına dayanamadım boğazıma. Yutkunamıyordum bile. Doktora gidecek durumumuz mu var? Bir doktor, ilaç 500 lira. Mecburen oraya gittim. Tahminen kaç saat oluyor? Bilmiyorum ki. Oluyor işte biraz. Ben saat 2:30'da geldim. Saat şimdi 5. Feyyatlarda mıydın bu saate kadar? Deli misin be? Ben Nimet abla'da 10 dakikamı ne oturdum? Boğazıma baktı, bastırdı, o kadar. Sonra Sıdıka'ya gittim biraz. Canım sıkılıyordu, orada oturdum. İstersen sor. Ne yani, evden çıkmayacak mıyım? Anscheinend magst du Katzen sehr gerne. Wir sind mehr Kätzchen als Hähne. Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, kedilere de meraklısın galiba. Burada horozdan çok kedi yavrusu varmış diyor. Kediler aşçının kedileri. Doğru yollar işte. Hayvan bu, ne yaparsın? Yazık. Benim böyle olduğuma bakmayın siz. Ben çok yufka yürekliyim. Onlara da bakıyoruz işte horozlarla. Bakın şimdi, kedilerle horozların dövüşünü seyretmek ister misiniz? Nein, nein, lasst sie jetzt nicht kämpfen. İstemiyormuş, istemiyor. Hemen şimdi, 5 dakikada. Benim horozlarım kedi falan dinlemezler. Kediyle, köpekle, her şeyle dövüşürler. Biraz üstlerine varalım, bize bile saldırırlar. Mesela, kedi yırtıcı hayvan sayılır, değil mi? Bakın ne yapacak benim horozlarım şimdi. Benim horozlarım kedi falan dinlemezler. Takar pençelerini böyle. Hop, bakın şimdi. Schon gut, das ist nicht nötig. Gerekmez, yapmayın. Benim horozlarım böyle işte. Çalgıcılar da geldi. Tamam mı İsmail? Tamam. Araba hazır. Gidelim öyleyse. Buyur. Sen çalgıcılarla Feyzi'nin minibüste gelirsin. Bizi takip edersiniz, tamam mı aslanım? Tamam. Tamam abi. Tamam. Was steht hier? Was ist das? Alt Reisender, diese Erde, die du unwissend betrittst, ist der Ort des Untergangs einer Ära. Bizim atalarımız bu topraklar için kanlarını dökmüşler. Şu toprakların her karışında binlerce şehidimizin kanı var. İnsan buradan geçerken düşünecek, ben nereden geçiyorum diye.
Çanakkale milattan önce 4000 yılda kadar uzanan çeşitli medeniyetlere sahne olmuş bir memlekettir. Çok zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. İşte Troya. Homeros'un destanlarında sözünü ettiği Troya. Burasının Troya olduğunu keşfeden bir Alamandır. Bak Allah'ın işine, bizim horozları keşfeden de bir Alman. Bakın tarih nasıl bunları yazıyorsa bir gün bizim horozları da yazacak. Burayı keşfeden Alman'ın ismi de Henry Schliemann. 1870 yılında burada kazılara başlıyor ve büyük bir hazine buluyor. Hazineyi karısının yardımıyla önce Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya kaçırıyor. Ötesini söylemeyelim be. Alman hazine kaçırmış falan demek ayıp olmaz mı? Niye ayıp olsun be? Adamlar dünyada ne buldularsa memleketlerde kaçırdılar. Milliyetçi adamlar, kötü mü? Şimdi bizim horozları da götürüyorlar. Birkaç yıl sonra Almanya'dan horoz almaya gidersek hiç şaşma. Das gibt's, warum lacht ihr? Ah seni Alman'a. Bizim horozları kaçırmaya geldin ha, helal olsun sana. Şimdi sizlere Türklerin bağımsızlık savaşında verdikleri ilk sınavın geçtiği yerleri göstereceğim. 2000 Türk'e karşı 10.000 Anzaklı savaşıyorlardı. 57. alayın tümü son neferine kadar şehit oldu. Şu topraklar hala kan kokuyor. Gelibolu savaşlarında Anzakların kaybı 252.000, Türklerin kaybı ise 280.000 kişiyi buluyordu. Mustafa Kemal, Gelibolu savaşlarında en önemli yerin Koca Çimen Tepesi ve Conk Bayırı olduğunu, bu yörenin düşmanın eline geçmemesinin gerektiğini tüm komutanlardan önce sezmişti. Bunun için elinden geleni yaptı. Savunması tam 9 ay sürdü. Arkadaşlar, şimdi de Çanakkale Boğazı'nın girişinde Hisarlı Tepe'deyiz. Bu topraklar için canlarını rahatça veren 250.000 şehidimiz için dikilen Çanakkale Şehitler Anıtı'ndayız. Bağımsızlığımızın simgesidir bu anıt. Aslında Kurtuluş Savaşı Gelibolu savaşlarıyla başlamıştır. Bizim babamız, dedemiz çarpışmışlar. Kanlarını dökmüşler bu topraklar için. Hepsinin kemikleri bu toprakların altında. Buna karşılık devlet ne yapmış? Bize demiş ki siz durun, siz bizimsiniz. Fakat Bulgarya'dan gelene, Sırbiya'dan gelene demiş ki al sana toprak. Kelle başı 15 dönüm. Bize gelince yok, bir karış bile. Vallahi size yalan gelir. Biz bu memleketin çocuğuyuz, onlar gelmiş şuradan buradan. İnanın onların sözü bizden çok geçer, bizim sözümüz geçmez. Zaten bizde adettir. Bir adam birisi için diyorsa ki sen bizdensin, tamam. O adam boku yedi. Bizden olunca yandın. Her şeyin kötüsü, işin zoru, etin kemiği, balığın kılçığı sana düşer. Bizim gibi değil mi Nuri abi? Ayıp ettin be İsmail, sen bizdensin. Olur mu? Bizim İsmail Yaman'dır ha. Bundan 4-5 sene önce bir Alman turist kadın, çok güzel bir kadına tutuldu İsmail'e. Bir görüşte hem de. Tutturdu götüreyim diye İsmail'i, götürecek Almanya'ya. Gitmedi İsmail, gitsene be tokmak, akıl yok ki. Warum ging er nicht? Niye gitmemişti? Evet. Karısını bırakamamıştı. Er kann nicht seine Frau verlassen. Karı da karı, çok güzel. Was sagt er? Seine Frau war sehr schön. Bir aksilik olmazsa senin Alman'a bir sürprizimiz var bu akşam. Söyleme ama. Thank you.
Türkiye'yi Türkiye'nin vilayeti haline getiren Almancı kardeşlerimiz. Büyük abilerimiz. Abinin adı neydi be? Bilmiyorum be ya. Abi adın neydi? Salih, Salih. Salih abimizden 50 altın lira. Çaba! Orulcular kralından 10 altın markı caba. Biraz daha erken gidebilseydik, Bahtiyar'ın düğününe yetişirdik. Kaçırdık, ünlü artistler gelecekmiş. Ne yetişiyor be ya? Girişten yetişemeyiz de, sana yetişiriz. Naciye nerede? Daha gelmedi. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Bunları yiyebilirsin. Yumuşak. Geç kaldım değil mi? Saat kaç? Bana mı soruyorsun? Özür dilerim. Yardım eder misin?
Çok pişmanım. Çok pişmanım. Beni bağışla. İsmail, çok pişmanım. Beni bağışla. Seni bir daha üzmeyeceğim. Neredeydin? Neredeydin dedim. Sana söyleyecektim. İzin vermezsin diye korktum. Bahtiyar Bey'in sünnet düğünü vardı. Ünlü artistler, şarkıcılar gelecek denilmişti. Onları seyretmeye gittim. Bu saate kadar. Beni bağışla İsmail. Bir daha sana sormadan kapıdan dışarı adım atmayacağım. Söz sana. Zeynep'imiz üzerine yemin ederim. Bugüne kadar beni hiç anlamadın. Acılarımı anlamadın. Sana duyduğum sevgiyi anlamadın. Kaygılarımı, endişelerimi anlamadın. İyi niyetimi hep kötüye kullandın. Sana kaç defa anlattım. Çevremiz kuşatılmış dedim. Akbabalar, leş kargaları, insan simsarları, alçaklar, namussuzlar. Anlamadın. Ben sadece ekmeğimizi, nafakamızı düşünürken, bunun için her şeyi göze alırken sen başka hayaller kurdun. Ben ekmek peşinde koşarken sen artist olmayı düşündün, şöhret olmayı düşündün, evinden koptun. Ben alabildiğine sana yaklaşmak isterken sen puştundan pezevengine, orospusundan bilmem nesine bir yığın şey soktun aramıza. Bak şu duvarlara. Yıllar önce çektirdiğimiz resim kimlerin arasında boğulmuş bak. Kim bu adamlar? Kim bu kadınlar? Ne işi var evimizin duvarlarında? Kimdir bu karı? Söylesene bana! İmrendiğin, gıpta ettiğin bu kadın kim? Kimdir bu adam? Bizlere ne hayrı var bunların? Biz fakir, yoksul, ekmeğe muhtaç insanlarız Naciye. Bunlar bizim karnımızı doyurur mu? Bunlar bizim içinde bulunduğumuz sıkıntılara merhem olur mu? Yıllardır kafanda taşıdığın hayallerin bizi uçuruma götüreceğini, yuvamızı yıkacağını hiç düşünmedin mi? Neleri göze alıyorsun artist olmak için? Kim yapar seni artist? Kimsin sen? Neyine güveniyorsun? Senin gibi milyonlar var. Senin gibi milyonlarca kadın, genç kız bu hayallerle zehirleniyorlar. Kimi evini, kimi yuvasını terk ediyor. Bilmiyor musun sonlarını? Kim dolduruyor İstanbul'un, Anadolu'nun barlarını, pavyonlarını, kerharelerini, randevu evlerini, kim? Senin gibi düşünenler, bir hayal uğruna evlerini terk edenler, hayal kırıklığına uğrayanlar. Bu duvar, bu resimler senin sonunu haberliyorlar bana. Bugüne kadar hep sustum. Uyardım. Belki kendi kendine düşünür, söylediklerimden ders çıkartır dedim. Ama sen tam tersini yaptın. Ne kadar yumuşak, anlayışlı davrandıysam o kadar kötüye kullandın beni. Yazık. Çok yazık. Artist olacaksın ha? Ünlü artist Naciye. Ünlü orospu olacaksın ha? Defol! Artist mi olacaksın, orospu mu olacaksın, ne olacaksan git ol! İsmail! Defol! İsmail, yapma, dur! Sarhoşsun! Ne yaptığının farkında değilsin! Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın! Kalksın be! Kalksın! Kim ayağa kalkarsa kalksın! Bu aklı taşıyan bir kadın için köpek zehirleyemem! Bu aklı taşıyan bir kadın için oyun oynayamam! Onun bunun ağzının kokusunu çekemem! Defol! Yapma! Defol! Yapma, dur! Buna kapıyı açarsanız sizleri de atarım. Bu iş burada bitti. Naciye bu aklı taşıdığı müddetçe benim karım olamaz artık. Bu kadar. Sen sana, Zeynep'in üstüne yemin ederim, inan bana. Pişmanım İsmail. Pişmanım. İsmail. Pişmanım inan. Çok pişmanım. Baba, annem ağlıyor. Gebersin. İsmail, öldürün
Annemi kovma baba. Annemi kovma. Onu dışarıda bırakma baba. Ağlıyorlar. Okusun istedi. Hoca Kur'an okuyor. Ne var kız? Naciye kararından vazgeçmiş. Bizimle gelmeyecekmiş İstanbul'a. Neden? Kocamı seviyorum. Ondan ayrılmam diyor. Bırak bu akılsız işleri Naciye. Ne kendini aldat ne de kocanı. Sizin geleceğiniz yoktur. Aramıza yüzlerce adam girmiş. Bu ne biçim sevgi böyle? Sizde kalan paramı ve eşyalarımı almaya geldim. Ne kadardı paran? Bilmiyorum. 8.000 lira mı ne olacaktı galiba? Yanlış düşünüyorsun Naciye. Bak pişman olacaksın. İyi düşün. Biz yarın öğle otobüsüyle gidiyoruz. Düşün. Öğleye kadar düşün. Düşündüm. Bak deftere. Ne kadarsa ver parasını. Markları da verin. Onda sizin payınız yok zaten. Alman bana verdi şahsıma. Satacak mısın? Gittiler. Düşünüyorum. Bir güleşe koymuşlar. Hediye de satılmaz ama bilmiyorum. Bu yoklukta hediye mediye hesabı mı olur be İsmail? Sat bana. Hepsine 1.000 lira veririm. Al. Alman kaç mark vermişti sana dün? 20. Onu da ver bana. 500 lira da ona vereyim. Hazırlayayım mı? Satmıştım. Belki yıkanırsın diye. Benimle. Seninle konuşmamız gerekli. İhtiyacım var. İsmail. Ne olur bağışla beni. Hatamı kabul ediyorum. Bana yardım et. Hatamı düzeltmek istiyorum.
zayıf. Bana yardımcı ol. Beni yalnız başıma bırakma. Beni itme ne olur. Konuş benimle. Yardım et bana. Yardımına muhtacım. Sana ihtiyacım var. İhtiyacım. İsmail, inat etme. Elini ver bana. Elini tutayım. Çok yalnızım. İnan. Senin sevgine, şefkatine ihtiyacım var. Her zamankinden çok. Anlatamıyorum ki. Anlatamıyorum. Kahvaltı etmeyecek misin? Hayır. Dur, gitme. Beni dinle. Bugün bir yere ayrılma. Beni yalnız bırakma bugün. Kurbanın olurum senin İsmail. Yalvarırım. İşim var. Elini ayağını öpeyim senin. Beni yalnız bırakma bugün. Neden? Anlatamam. Anla beni. Anlatamam. Anlatamayacağın ne olabilir ki? Yanımda kalmanı istiyorum bugün. Bir tek gün. Hiç değilse öğleye kadar. Öğleye. Bırak bu artist numaralarını. İsmail, yalvarırım. Ne var? Bir şey mi var? Yok bir şey. Ama gitme. Yalvarırım. Gitme. Almanlar ayrılıyorlar bugün. Çekil yoksa canını yakarım. Çekil dedim. Yak canımı. İstersen dön. Bırakmayacağım seni. İsterseniz şöyle toplu bir resim çekelim. Hatıra olur. Resim ha, yaşa. Ya. Çek çek. Evet. Dikkat çekiyorum. İyi bir hatıra olacak değil mi abi? İyi hatıra, iyi yani. Yalnız makine bunlarla gidiyor, acaba bir topya yollarla mı? Söyleyeyim mi? Söyle bana. Verdin ziyan, naksın. Ya, natürlich, gerne, gerne. Ha, danke. Diyen Hähnen, wenn wir einen kleinen Kampf veranstalten, in Deutschland. Sizi de bekleriz diyor, horozlarınızı getirin bir dövüştürelim. Tabii tabii, en kısa zamanda. Siz bir telgraf çekin, ben iki gün sonra oradayım. Hadi bakalım affedersin. Hadi güle güle. Hoşçakalın. Eyvallah arkadaşlar. Güle güle, güle güle. Şimdi sıra geldi bize. Sıra değil mi sıra? işte böyle. El birliğiyle Alman'ı dize getirdik, aldık matlarını. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hem sana hem sana. Hepiniz canla başla koşturdunuz. Bizi Alman'a mahcup etmediniz. Bu senin Nuri, bu da senin İsmail. Biz de böyle. Al gülüm, ver gülüm. Oradan çay yapın be. Bıraktıkları tek miydi? Niye sordun? Biliyorsun ya, alıyoruz, satıyoruz biz de. Hediye bu, satılır mı be? Niye satılmasın be ya? Dur be Nuri, kandırma beni. Satmaya niyetim yok. Söyle, 5000. Satmayacağım. 5500. Beni kırma, sen her zaman bulursun. Peki be, seni mi kıracağım şimdi? Ver 7000 lira. 6000. 7000. 6500 lira. Oldu be, senden iyi mi yani? Benim aklım kesti Nuri. Sen çok yakında bu memleketin ikinci bahtiyarı olacaksın arkadaş. Şimdi inandım. Teybi bana sat. Ne? 3000 liram var. Kalanını da 2-3 ay içinde öderim. Ama İsmail, gördün. Ben buna peşin para 6500 lira verdim. Peşin para altın sayılır. Şimdi satsam 7000'den bir kuruş aşağı vermem kimseye. Bana da 7000 say. Vallahi İsmail, seni severim ama bu başka. Arayan var mı be? Yok abi, o deli kar aradı yalnız. Deli kar mı?
Dilekçe yazdıracakmış. Yazalım ona bir dilekçe, alalım paracıklarını. Biz yazmasak başkası alacak. Koş git bak şuna, koş. 7500 sahibi abi. Nasıl ödeyeceksin? Darılma ama sen evinin ekmeğini bile zor götürüyorsun. Teybin borcunu nasıl ödersin ki? Bu teybi almam gerekli abi. Bana arkadaşlık edeceksin. Anlatamam. Çok gerekli bu teyp bana. Peki be İsmail. 8000 lira sayacağım sana, oldu mu? Nasıl istersen. Bak şimdi, darılmacı yok. Bir de senet yapacağız. Olur. 5000 liralık, eline para geçtikçe getireceksin bana. Ne var be, beni aramışsın? Hani dilekçe yazacaktın bana? Paran var mı paran? Var. Ne kadar? 35 lira. Say oğlum şu parayı. Say bakalım 35 lira var mı? İyi yaz dilekçeyi. Yaz ki gecikmesinler. Gelsinler hemen. Sen hiç merak etme. Ne haber be dayı? Ne haber olsun, memlekete gidelim. Yüzük ne oldu yüzük? Hiç sorma, kaptırdım yüzüğü. Akbaba'ya kaptırdım. Canın sağ olsun, inşallah iyi olur. Gelmedim bir daha. Zaten işler çok kesattı. Bu sene işler çok kötü, çok. O kanadı kırık leylek vardı ya leylek. O da öldü. Hadi hoşça kal, hakkını helal et. Helal. Sağ ol dayı. Ne hakkımız vardı ki, güle güle. Çakmakın nasıl çakmakın, çakmıyor mu yine? Neremiz çakıyor ki, neremiz? Hayrola, bir şey mi olmuş? Hamal Feyyat kriz geçirmiş. Ne krizi be? Adam ölmüş, haberiniz yok. Tepeye bileti kesilmiş. Karısıyla kızı kaçmış galiba. Galiba da ne demek, kaçmış. Kaçmış mı? Nereye? Kaçmış işte. Öyle otobüsüyle kaçmışlar. İstanbul otobüsü diyorlardı ya. Ya. Nasıl bir kız doğurmuşsun, gördün mü? Teyp de almış. Almış ama kaç para? Naciye de namuslu karıymış. Giderken götürmemiş teybi. Büyük sözü dinlemeyenin sonu budur. Sana iyi oldu. Aklın başına gelir belki. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Anasını ne yapacaksın? Sırtında mı taşıyacaksın, yoksa layık olduğu yere götürüp kapının önüne mi bırakacaksın? Ona vereceğin tek lokma bile haramdır. Tek lokma bile. Şu an evimizde bulunması bile suçtur, suç. Tanıyorsun değil mi? Bakacak yüzü yok kimseye değil mi? Kalk! Kalk, konuş bizimle! Bu ne terbiyesizliktir seninkisi? Ne istiyorsunuz? Ne demek ne istiyorsunuz? Karın kaçmış. Demek ki Feyyat'ın kapısına konan süpürgeler biraz da senin içinmiş. Karın, hamalın karısı ve kızıyla birlikte kaçmış. Çık dışarı! Defol evimden!
Bir kelime daha konuşursan seni öldürürüm! O kadar erkeksen karnı öldür! Seni ben boynu satmadım ki! Kom boynu sat! Yapmayın! İsmail, ne yapıyorsun? Delirdiniz mi? Kavganın sırası mı şimdi? Tam da birbirinize yardım edeceğiniz sırada. Suçlu biziz. Değil mi ki biz her şeye bir sinema seyircisi gibi baktık? Her şey, her kötülüğe, yolsuzluğa, ahlaksızlığa, bizim dışımızda bize bulaşmayacakmış gibi baktık. Suçlu biziz. Oysa her şey bizimle o kadar ilgiliydi ki, bize o kadar yakındı ki, bir yerde bulaşıcı bir hastalık varsa o herkesi ilgilendirir. Bulaşıcı çünkü. Biz ne yaptık? Hep uzak durduk. Dur diyemedik. Ne oluyor diyemedik. Her şeyi kendi haline bıraktık. Karışmadık. Eyat'ın karısı evin önüne süpürge koyduğunda, bir işaret koyduğunda, bunu Feyyat'la karısı kızı arasında bir mesele olarak gördük. Her boku yediler. Biz seyirci kaldık. Süpürgeyi sadece kocasını küçültmek için, aşağılamak için söz konusu yaptık. Oysa süpürge hepimize meydan okumaydı. Süpürge ahlaksızlığın, kahpeliğin hepimize, bütün namuslu insanlara meydan okumasıydı. Süpürge namussuzluğun insan haysiyetine, şerefine meydan okumasıydı. Anlayamadık. Aklımıza gelmedi ki bu mikrop bir gün hepimizi boğazlayacak. Anlayamadık ki bu namussuzluk karşısında gösterdiğimiz suskunluk bizim başımızı yiyecek. Anlayamadık. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun İsmail kardeş? Naciye'yi arayacağım. Naciye yaşamamalı. Çünkü o kendisine gösterdiğim insani duygularımı, aile şerefimizi hançerledi. Beni kahpece vurdu, yaraladı. Kimsenin yüzüne bakacak yüz bırakmadı bende. Yaşamamalı Naciye. En kolay bu. Naciye'yi öldürmek çok kolay. Kolay ya da zor. Bu düzen var oldukça binlerce Naciye yaşar. Bir Naciye ölür, bin Naciye doğar. Ben onu bunu bilmem. Naciye yaşamamalı. Zeynep'i ne yapacaksın peki? Anamla konuştum. Babamla konuştum. Zeynep'i onlara bırakacağım. Onlar bakacaklar ona. Naciye'nin anası ne olacak? Bilmiyorum. Bak İsmail kardeş. Eğer Naciye'nin yaptıklarından bu kadını sorumlu tutar da ortada bırakır gidersen cinayet olur. Cinayet sadece adam vurmakla olmaz. Göz göre göre birini ölüme terk etmek de cinayet sayılır. Ne yapmamı istiyorsun ki? En azından bu kadını acizler yurduna yatırmalısın. Bunun için uğraşmalısın. Ortada bırakmamalısın. Formaliteleri nedir bilmiyorum. İstersen biz sana yardımcı olmaya çalışırız. Naciye ölmeli. Başka bir şey düşünemiyorum. Bak, beni dinle. Acını anlıyorum. Ama bir acı yeter sana. Naciye'yi öldürmen seni yeni acılara boğacak. Cezaevleri, sıkıntılar, yokluklar, mahvolacaksın. Bu kez de Zeynep aynı tehlikeyle karşılaşabilir. Öldürmek çözüm değil. Acıları göğüslemelisin. Kendine yeni bir hayat bulmaya çalışmalısın. Yeni bir hayat ha? Yeni bir hayat. Bundan sonra. Bu yaştan sonra. Yaşın kaç ki? 50 yaşında olsan ne çıkar? Ben sana yardım ederim. Bir iş bulmaya çalışırız bir fabrikada. İstersen iş bulana kadar seni konuk ederiz evimizde. Neden? Seni bu durumda yalnız bırakmak içimizden gelmiyor. Bu bir görevdir. İnsanlık görevidir. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın be İsmail? Birkaç gündür görmeyince merak ettik seni. Ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Yaksana bir sigara.
Ne haber be Selim? Nelerdesin böyle? İstanbul'dayım, çalışıyorum. Biliyorum. Ara sıra Muammer abiyle konuşuyoruz seni, kulağını çınlatıyoruz. Nasıl gidiyor işler İstanbul'da? İyi sayılır, fabrikadayım. Kusura bakma be İsmail. Artık gerek kalmadı diye düşündüm de. Doğru, gerek kalmadı. 100 lirası eksik. Bozuk yoktu da sonra veririm sana. Şevket haklı. Benim de aklım kesti. Ama bilmelisin ki bahtiyarların geleceği yoktur. Olamaz. Cumhuriyet Bayramı. Republik Fest. Republik Fire. Cumhuriyet Bayramı'nın 56. yıl dönümü. Cumhuriyet Bayramı. Yarestag. Yarestag. 56. Feierliche Jahresfest for Republik. Kreis mi geçi? Ja. Bize mektup yazarsın değil mi? Bizi unutmazsın değil mi? Yazarım ana. Bir süre sonra gelirim de belki. Birkaç günlüğüne. Ben hep geldim oğlum. Yok, daha geçmedi. Ki geçiyor bizim komşunun oğlu. Zeynep'ime iyi bak ana. Bakmam mı ki oğlum? Bakmam mı ki? Zeynep geçiyor. Hangisi? Birinci sıranın başında. Göremiyorum ki. Hayata uğurlar olsun İsmail kardeş. Sağ ol. Artık geriye değil, ileriye, ileriye bakmalısın.